Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere Neon 1 ile evde sağlıklı ve keyifle vakit geçirmeniz için yardımcı olacak lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. İster doğum günü ister yıl dönümü için harika, şahane görünümlü, yapımı da oldukça basit bir pasta tarifi. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kekini hazırlamakla işe koyulalım. Sünger gibi bir pandispanya yapacağız. 4 tane yumurtam var. Oda ısısında yumurtalarımın 4 tanesinin yumurtasının sarısını ve akını ayırıyorum. Aklarını şekerle birlikte güzelce menenk haline gelene kadar köpürteceğim. Şeker kristalleri bu yumurta aklarını keserek bunun kimyasıyla oynuyorlar ve bu şekilde çok güzel kabarıyor. Kekin fırında sönmemesini, fırından çıktıktan sonra da sönmemesini sağlıyor. Azar azar böyle kaşık kaşık içine ilave ederek mikserin en yüksek devrinde kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Tam da kıvamı böyle olmalı. Daha sonra yumurta sarılarını teker teker içine ilave edeceğim. Unlu karışımı içine eleyerek ilave edeceğim ve spatula yardımıyla karıştıracağım. Bu havalı halini söndürmemeye çalışacağım. Eleyerek içine unu ilave ediyorum. Unlu karışımı içine ilave ediyorum. İki seferde hatta üç seferde de ilave edebilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru katlama yöntemiyle karıştırırsanız kekin hiç havası sönmeyecektir. Bu şekilde çok güzel sünger gibi içine hava alacak ve kabaracak demektir. Diğer taraftan kek kalıbımı hazırlıyorum. 20 santim çapında bir kelepçeli kek kalıbı kullanıyorum. Bu kek kalıplarını böyle santim santim yani 24 santim, 20 santim, 26 santim olarak piyasada bulunuyor. Neon 1'den satın almış olduğum bu kalıbı Kayser markaydı. Gayet kullanışlı bir marka. İçini önce yağlı kağıtla kapladım. Altını ve kenarlarını da yağlı kağıtla kapladım. Kenarlarını kaplamamın sebebi aynı seviyede kabarması için. Yani kenarlarının çökük, ortasının kabarık olmaması için kenarlarını yağlı kağıtla birlikte kapladım. Şimdi 180-175 derece alt üst ayardaki fırınıma göndereceğim. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Turbo ayarında değil, alt üst ayarda pişirirseniz çok güzel düz bir şekilde kabaracaktır. Daha sonra soğutma telinin üzerine alıp soğutacağım. Kekimi kürdan testi yaparak fırından çıkarttım. Şimdi ters çıkartacağım, ters çevireceğim ve üzerindeki kalıbı kolayca çıkartacağım. Yağlı kağıtlarını da kolayca ayıracağım. Bu şekilde soğuması için ona müsaade edeceğim. Gayet yüksek kabardığı için bugün onu 3'e böleceğim. Pandispanyam o kadar güzel yumuşacık oldu ki asla bunu suyla ya da sütle ıslatmama gerek yok. Finalde de bunu bol bol size göstermeye çalışacağım. Pandispanyam soğuya dursun. Ben içinin kremasını hazırlamaya geçiyorum. 3 bardağı kadar sütüm var. Nişasta, un, şeker karışımını içine ilave edeceğim. Bir tane de yumurta sarım var. Bu şekilde ocağa alacağım. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Kremanın içinde ya da pasta kekinde kullandığınız nişasta mısır ya da buğday nişastası olabilir. Hiç fark etmez. Ben bugün mısır nişastası kullandım. Kremamı ocağa aldıktan sonra gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına gelene kadar piştim. Gayet sert bir kıvamı var. Bunu şimdi hızlıca soğutmanın yöntemini göstereceğim. Böyle genişçe bir tepsiye alacağım. Üzerinde buzdolabı poşetiyle birlikte kapatacağım ki kabuk tutmasın diye. Kabuk tutarsa kremanız pütür pütür kalacaktır. İşte tam da bunu engellemek için böyle genişçe bir kaba alıyorum. İsterseniz buzdolabına, soğuk günlerde balkonunuzda
kolayca böyle bir 15-20 dakika içinde tamamen soğuyacaktır. Diğer taraftan kremam soğurken ben de içini yağlandırmak, bu kremamsı kıvamını arttırmak için bir poşet krem şantiyle bir su bardağından biraz böyle eksik süt, soğuk sütü mikser yardımıyla yüksek devirde çırpıyorum. Güzelce kıvam aldıktan sonra soğuyan kremamla birlikte buluşturacağım. Şayet sizler krem şanti kullanmak istemezseniz aynı şekilde bir küçük paketlerden 200 ml'lik soğuk kremayı aynı şekilde çırpıp yine bu kremaya ekleyebilirsiniz. Aynı lezzeti alacaksınız. Soğuyan pişmiş muhallebimi önce mikserle güzelce çırpıyorum ki böyle kıvam alması gerekiyor. Daha sonra içine çırptığım krem şantiyi azar azar ilave edip yine mikser yardımıyla karıştırıyorum. Şöyle bir spatula ile size finalde kıvamını göstereceğim. Gerçekten kaymak kıvamında ve böyle buzdolabında durdukça da daha sertleşecek, daha da kıvamı güzel olacak pastanın içinde. Pastayı hiçbir türlü ıslatmadım. Sadece kremanın nemini çekti. Yeterli geldi. Tamamen soğuyan panispanyamı kesiyorum. Kesme işlemini şöyle göstermeye çalışacağım. Detaylı önce kenarına testere bıçakla bir çizgi atar. Daha sonra keserseniz düzgün bir şekilde keseceksiniz. Önce bir çerçeve olarak dışına bir çizgi atın. Daha sonra bu çizgilerden testere bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. 3 eşit parçaya böldüm. İlk parçayı yani en üst parçayı alt tabana yerleştiriyorum ve kelepçeli kalıptan yine yardım alacağım. Çünkü kremayı içine koyunca böyle bol kremalı olsun istiyorsanız, benim gibi bol kremalı seviyorsanız kelepçeden yardım alacaksınız. Üst üste koyduğunuz zaman katlar birbirinin üzerinden kaymayacaklar. Öncelikle kremayı isterseniz içine damla çikolata, muz ya da istediğiniz meyveyle de yapabilirsiniz. Ben bugün muz tercih ettim. Daha sonra bakın katların hiçbirini ıslatmıyorum. Finalde göstereceğim. O kadar yumuşak bir panispanya ki asla sütle ya da suyla ıslatmanıza gerek yok. Son katı da üzerine yerleştirdim. Biraz krema sürdüm ve artık kelepçeli kalıp işini görevini yerine getirdi. Gördüğünüz gibi katlar birbirinin üzerinden asla kaymadı. Dönen suflamın üzerine aldım ve başlıyorum sıvamaya. Kremamdan şöyle bir kase kadar artacak. Bunu da sonunda kullanacağım. Krema hem içine hem dışına çok güzel yetti. Şimdi bunu muhteşem bir şekilde süsleyeceğiz. Pasta ustaları gibi süsleyeceksiniz. Hiç ben yapamam demeyin. Birçok kez bu tarifi bu şekilde çikolatayla süsleme tariflerini vermiştim. Çok başarılı resimler aldım Instagram'da. Deneyenlerden o muhteşem fotoğraflardan bekliyorum inşallah. Instagram DM'den bana fotoğraf atabilirsiniz. Pastayı sıvadım. Bu şekilde en az 2-3 saat, en iyisi bir gece boyunca buzdolabında bekletmek. Ertesi gün süslemesini yapabilirsiniz. Geceden bu şekilde hazırlarsınız. Süslemeyi yaptıktan kısa süre sonra da servis edebilirsiniz. 100 gram kadar bitter çikolatam var. Ben bugün kuvertür kullandım. Marketlerden de satın alabileceğiniz bu bitter çikolataları kullanabilirsiniz. Kuvertürlerin şöyle bir avantajı var. Pastacılık çikolatası olduğu için oranları çok güzel ayarlanmış. Bu etrafına yaptığınız zaman çok iyi bir şekilde donuyor. İnce ince kıydığım çikolatalarımı isterseniz mikrodalgada, isterseniz de benmari usulü eritebilirsiniz. Erittikten sonra krema sıkma torbasına dolduracağım ve bununla birlikte çok güzel bir kenar oluşturacağız. Kelepçeli kalıbımın etrafından ölçü almak için şöyle bir yağlı kağıtla birlikte ölçüyorum ve bu şekilde yüksek bir kenar olacak şekilde kesiyorum. Şimdi bu kestiğim yağlı kağıdın üzerine süslemeler yapacağız. Ben bugün fikir olsun diye size yuvarlaklar çizeceğim. Sizler dilediğinizi yapabilirsiniz.
İsterseniz böyle kare kare yaparsınız. İsterseniz bunu beyaz çikolata ile yaparsınız. Bu şekilde ucunu hafif böyle açacağım ve başlayacağım başından sonuna kadar şekiller vermeye. Şimdi bunu soğuk bir balkonda şöyle bir 2 dakika kadar çok buz gibi soğumasın ki kırılmasın. Pastanın etrafına saracağız. Ama elinizle dokunduğunuz zaman da elinize bulaşmayacak gibi soğuması lazım. O yüzden mutfağınız sıcaksa bir balkon ya da işte serin bir yerde de soğutabilirsiniz. Bunu bu şekilde hazırlayacağım. Tamamen soğumasını, oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Eğer çikolatayı böyle benmari usulünde ya da mikrodalgada fazlaca ısıtırsanız, yani çok kaynatırsanız, o zaman akışkanlığı çok fazla olacaktır. Böyle büyük büyük, kalın kalın şekiller vermekte zorlanacaksınız. O zaman daha böyle ince ince şekiller vereceksiniz. O yüzden böyle çikolatayı hafif akışkanlığını azaltmak için oda sıcaklığına getirmek daha iyi. Üzeri için düşündüğüm süslemeyi yapabilmek için kalan kremayı bu çikolata bulaşığı kabımın içine aldım. Kalan çikolatayı yavaş yavaş içine ekleyip karıştırdım aşağıdan yukarıya doğru. Çikolata sertleşeceği için bir an önce üzerini süslemem lazım. Bunu yine krema sıkma poşetine alıyorum. Bu sıkma poşetlerin tek kullanımlık poşetler. Bunları aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Bakın açıklamalar kısmına Neon 1'deki pasta malzemelerini kolayca bulabileceğiniz bir link ekliyorum. Oradan da temin edebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir akışkanlığı var. Şimdi krema sıkma torbasının içine alacağım. Gül duyumu takacağım ve üzerine süslemeye geçeceğim. Öncelikle kenar süsünü, kenar çikolatasını kolayca tek seferde yapıştırıyorum. Kırılacak kadar soğumadı. Ama elime bulaşacak ya da etrafa akacak kadar da ılık değil. O yüzden böyle elinizi tuttuğunuz zaman çikolatanın üzerine elinize bulaşmıyorsa artık sarılmak için uygundur. Gül duyumla birlikte kolayca bu çikolata kreması ile üzerine küçük küçük goncalar yapıyorum. Böyle yenilebilir şekerle de üzerini süsleyeceğim. Hepsi bu kadar. Sıra gelecek yağlı kağıdı çıkarmaya. Yağlı kağıdın çıkması ve üzerindeki bu güllerin hafif donması için buzdolabına bir yarım saat kadar daha beklettim. Daha sonra istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Dolapta beklettikten sonra hiç gözünüz korkmasın. Kenarından tutun yağlı kağıdın bir ucundan ve kolayca ayrıldığını göreceksiniz. Şahane bir kenar süslemesi oldu. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Artık o tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Üstünü de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. İyi ki doğdun yazabilirsiniz. İsim yazabilirsiniz. Bu kremayla gerçekten yazı yazmak da çok kolay. Gördüğünüz gibi artık en sonuna geldim. Hafifçe şöyle çekiyorum ve kolayca çıkıyor. Hiçbir şekilde bir kırılma olmadı. Şimdi servis esnasında da bıçağı sıcak suyun içinde bekletirseniz çok daha kolay bir şekilde yaş pastaları kesersiniz. Ya da böyle hafif ocağın gazında tutabilirsiniz. Bıçağı hafif ısıtmanız yeterli gelecektir. Gördüğünüz gibi her dilime çikolata girecek şekilde kesiliyor. Şöyle keseceğim. Spatula ile çıkartacağım. Katlarını göstereceğim. Ve ekrana yakınlaştırarak kremanın kıvamını göstereceğim. Sünger gibi keki, ipek gibi kremasıyla iç dop dolu, dışı ve görünüşü göz dolduran muhteşem bir pasta hazırladık. Ben Neon 1 ile bu videoyu hazırlarken oldukça keyif aldım. Umarım siz de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Evde sağlıkla ve keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak öneriler için Neon 1 Instagram hesabını takip almayı unutmayın. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.